Bir oğlumu yedin, bitirdin. Şimdi de diğerinin hayatıyla mı oynayacaksın? Bay Takur, kızınızı kendi evinize götürebilirsiniz. İççan'ın artık bu evde işi kalmadı. Onu alıp götürün lütfen. Onu bu evde görmek istemiyorum. Hemen alın götürün. Bayan Guvanti, siz ne söylüyorsunuz? İçça bu evin gelini ve artık sizin kızınız. Zavallı kızımın gözündeki yaş kurumadı. Lütfen efendim, lütfen ona daha büyük bir ceza vermeyin. Bayan Guvanti, o sizin de kızınız, lütfen, lütfen efendim. Bunu kızınıza sorun, yaptıkları affedilir gibi değil. Kızınız ailemizi paramparça etmeyi başardı. Hayır, hayır. İccan bunu yapmış olamaz. O böyle bir şey yapmaz. İccan bunu yapmış olamaz. Efendim, siz söyleyin. Lütfen, lütfen sizler konuşun. Benim kızım kimseye yanlış bir şey yapmaz. Siz biliyorsunuz. Ama her şey ortada, değil mi? Ben bir oğlumu kaybettim. Bir tanesi de cinayetle suçlanıyor. Daha ne yanlış olacak Damini? Bir anne olarak seni anlıyorum Bayan Guvanti. Viri de tanıyorum ama İtça yanlış bir şey yapmamıştır. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Mutlaka bir yanlış anlaşılma olmalı. İtça ile konuşacağım. Bana güvenin. Ama zavallı kızımın aklı yerinde değil ki. Konuşamıyorum o yüzden. Ben biliyorum. Küçük hanım. Küçük hanım. Küçük hanım. Küçük hanım. Küçük hanım, siz anlatın. Siz anlatın. Benim kızım ailesine çok düşkündür. Kimseye zarar vermez. Lütfen onu ailesinden ayırmayın. Siz onları anlatın. Lütfen, lütfen onu ailesinden ayırmayın. Bunu ona yapmayın lütfen. Yeteri kadar acı çektim ama daha fazlasına dayanamaz. O kimseye kötülük yapmaz. İnanın ailesini çok sever.
ailesinden ayırmayın. Büyük baba, siz bu evin büyüğüsünüz. Lütfen siz bir şey söyleyin. Yeter Damini. Yeter artık. Asla kızına zorluk çıkarmadım ben. Ve bugün de yapmıyorum. İki gelinimi birbirinden ayırmadım. Ama onun yaptığına bak. Bir oğlum öldü, diğeri parmaklıkların ardında. Neden bu? Çünkü benim oğlum senin kızını sevdi. Kızın sağ, oğlumun felaketi oldu. Ne zaman Vanş'ı sıkıntılı görsem, iç canım buna çare olacağını düşündüm. Ama o oğlumun hayatını söndürdü. Bugün bir oğlum öldüyse, bunun sebebi kesinlikle senin kızın. Bir oğlum parmaklıklar ardındaysa bunun suçlusu da kesinlikle o. Ben bu evi ona emanet edip gittim. İkiniz de bana Vanş'la ilgileneceğinizi söylemiştiniz. Bay Takur, ne zaman arasam evde değildi. Annesiyleydi. Ne zaman eve gelsem evde değil, annesinin evindeydi. Sizce bu normal bir şey mi yani? Siz söyleyin bana Bay Takur. Evli bir kadının evinde olmaması normal mi? Sürekli annesinin evinde mi olmak zorunda? Hadi bana cevap verin biriniz. Bu olabilir bir şey mi? Kendi evi dururken. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, bu doğru yeter değil. Yeter. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise